Ya film iyi falan da ama Christian Bale'ın solucan rolü için 200 bin kilo alması gerçekten tebrik edilesi. İnsanlar ilk Star Wars'u sinemada izlediğinde böyle bir deneyim yaşadı sanırım. Denis Villeneuve, James Cameron'ın Avatar serisinde yaratmak isteyip başaramadığı kültürel etkiyi Dune Part 2 ile tam olarak yarattı diyebiliriz artık herhalde. Bakalım üçleme nasıl bitecek? Cameron kuduruyor mudur acaba şu an, çok merak ediyorum. Şaka maka Spider-Verse ve Dune'un 3. filmleri de bu kadar iyi olursa gelmiş geçmiş en iyi üçlemeler arasına girecek iki seriye canlı şahit oluyoruz. Harika bir olay hem bizim için hem sinema için. Danny abimin de filmografisi artık öyle bir seviyeye ulaştı ki bence en kötü filmi Prisoners. Düşünün yani, en kötü filmine Prisoners diyorum. Öyle bir yerde adam. Normalde Dune 2 ile ilgili konuşacak çok daha fazla şey olur diye düşünüyordum. Ama o kadar temiz bir film ki. Spoilersız inceleyelim hemen. Kitapları okumadım ben bu arada, onu da belirteyim inceleme öncesi. Oyunculuk, sinematografi, müzik, ses tasarımı. Her şeyiyle çok iyi. İlk film birazcık fazla başlangıç gibi hissettirdiği için herkes %100 memnun ayrılmamıştı. Ben yine çok beğendim bu arada, orası ayrı. Ve biraz daha Danny abim sanat yönünü konuşturuyordu. İkinci filmde ise Hollywood gazını köklemişler artık. Bu kötü bir şey değil çünkü yönetmenin Danny Villeneuve, müzikler Hans Zimmer, oyuncu kadrosu çok iyi. E tamam, daha ne? Zaten bu yüzden ikinci filmden mutlu ayrılan insan sayısı ilk filme oranla çok fazla arttı. Bir sürü epik sahne var filmde. İzlerken 5 dakikada bir şu şekil ekrana bakıyorsun. Timothy inanılmaz iyi bence Paul Atreides olarak. Ben zaten oyuncu olarak çok beğeniyordum kendisini, burada da harika. Yeni eklenen kaslar da bir o kadar başarılı. Florence Pugh olsun, Austin Butler olsun, Christopher Walken zaten. Ben normalde Zendaya'nın oyunculuğunu beğenmeyen birisiyim. Kendisi normal hayat çok tatlı birisi olduğu belli. Röportajlarda falan çok cana yakınlar Tom ile beraber. Ama oyunculukta o kadar beğenmiyordum ki. Spider-Man serisinden çıkar diye umuyordum yani, düşünün. Sonunda kötü değil diyebileceğim bir Zendaya performansı da var. Ben ilk filmde bile kıl olmuştum bu karakteri, öyle söyleyeyim. Demiştim ikide bir de biz bunu daha da çok göreceğiz, ne yapacağım ben şimdi. Neyse ki öyle olmadı. Filmi izlerken bir Oscar Isaac'i özlemedim değil ama. Çok beğenmiştim ilk filmde onu. Ya istemsizce böyle bir gözüm onu aradı. Geçmişten falan bir sahne görür müyüz dedim de yok. Stilgar mesela bayağı komik relief olarak kullanılmış bu filmde. Hollywood soslarından birisi bu da aslında filmdeki. Beni rahatsız etmedi ama bu kararı beğenmeyen insan olacaktır diye düşünüyordum. Çünkü filmin tonuyla bazı sahnelerde birazcık uyuşmuyor hareketleri. Skarsgård da yine çok iyi ama ilk filmdeki rolü daha önemliydi. O yüzden bu sefer ilk film kadar etkilenmedim. Ve Rebecca Ferguson. Etkilenmemek elde değil. İnanılmaz bir kadın ya. Ya genel olarak kadronun karizma seviyesi o kadar yüksek ki sırf onlara bakmaktan bile keyif alıyorsunuz zaten. Kostümler falan da inanılmaz iyi. Şimdi filmde en çok beğendiğim şeyi söylemek istiyorum ve bu ilk film için de geçerli, hatta her Villeneuve filmi için geçerli diyebilirim. Atmosferin gerçekçiliği. Dün izlediğim Dune filmi gerçekten bizim evrende geçiyor da başka gezegende gibi resmen. Ya eminim birileri gerçekten yaşıyor orada şu an. Bu immersion hissini inanılmaz iyi başaran bir yönetmen. Blade Runner için de geçerliydi bu. Gerçekten de bizim geleceğimizde geçen bir dünyaymış gibi hissediyordum. Yani orası var ve bir gün ulaşacağız gibiydi. Burası da o şekilde. Çok büyük bir başarı gerçekten. Filmle ilgili hiç mi eleştirim yok peki? Var. Eninde sonunda bir uyarlama olduğu için bazı yerleri biraz hızlı atlıyor ve hafiften oldu bittiye geliyor. Zaten uzun bir film olduğu için buna çok fazla kızamıyorum ama yine de bir göze batıyor ya. Detaylı bir şekilde söyleyeceğim şimdi birkaç tanesini. Hatta girelim hadi spoilerlıya. Spoilersız son düşünce. Kesinlikle IMAX'te izleyebiliyorsanız izleyin. Bir de IMAX demişken abi, insanlara verdiğiniz afişte niye kocaman IMAX yazıyor? Yani Dune'a değil de IMAX isimli bir filme gelmişim gibi. Bu da filme değil de yapım ekibine bir eleştirim. Ne güzel afiş yapmışsınız. Niye yani? Neyse. Benim yaşadığım şehirde yok. O yüzden izleyemedim IMAX'te ama siz izleyin. Bayılacaksınız ya, eminim. Kesinlikle şimdiden senenin en iyilerinden. Hadi şimdi kısa bir spoilerle konuşalım. Arkadaşlar öncelikle Gaming.gen.tr'yi hepiniz biliyorsunuzdur. İnternet siteleri üzerinden Asus, AMD, Nvidia gibi bilinen birçok markanın ürünlerini bizlere sunuyorlar. Aynı zamanda Thermalright, Galax ve Enermax markalarında distribütörleri Gaming.gen.tr. Satın aldığınız ürünler de en hızlı şekilde size ulaştırılıyor. Ayrıca internet sitelerine ek olarak Ümraniye Tepe üstünde de bir mağazaları bulunuyor. Gerçekten güzel ve deneyim odaklı olan bu mağazada sunulan ekipman, sistem ve laptopları deneyimleyebilirsiniz. Zaman zaman sitelerinde belli başlı ürünlerde de oyun kodları da hediye ediyorlar. Oyun fiyatlarının yüksek olduğu ülkemizde ihtiyacınız olan ürünün yanında hediye oyun almak önemli. Ayrıca Instagram hesaplarını da takip ederseniz birçok kampanyalı ve yeni ürünlerden haberdar olabilirsiniz. Biz de bugün Gaming.gen.tr'de satışta olan güzel sistemimizi inceleyeceğiz. Ekran kartımızla başlayalım. Asus Dual RTX 4070. Bu ekran kartı 12 GB
yani GDDR6X belleğiyle ultra yüksek çözünürlüklerde ve yüksek kare hızlarında oyun oynamak isteyen oyuncular için idealdir. Asus'un gelişmiş soğutma tasarımı kartın düşük sıcaklıklarda çalışmasını sağlayarak uzun oyun oturumlarında bile yüksek performans sunuyor. Intel Core i5 13400F işlemcisi. Bu işlemci 10 çekirdeği ile mükemmel çoklu işlem kapasitesi sunar. 4.8 GHz'ye kadar çıkan maksimum turbo hızı oyunlar ve profesyonel uygulamalar için yüksek performans sağlıyor. Anakart olarak da Asus Prime'ın H610 MRSI anakartı var. Bu anakart DDR5 bellek desteği ve yüksek hızlı M.2 SSD'ler için PCIe 4.0 desteği gibi geleceğe yönelik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bize güvenilir ve dayanıklı bir temel sunuyor. RAM olarak da XPG'nin 16 GB'lık RAM'i var. Bu 16 GB DDR5 RAM 5200 MHz hızında çalışarak yüksek performanslı bir kullanım deneyim sağlıyor. Oyunlarda ve ağır yük altındaki uygulamalarda hızlı yanıt süreleri sunuyor. Kim istemez ki bunu? Tabi bu kadar hızlı RAM'in yanına bir de hızlı bir SSD lazım. Western Digital Blue SN580 yüksek hızda okuma ve yazma performansı sunan NVMe teknolojisine sahip bir SSD. 500 GB kapasitesiyle geniş depolama alanı sunarken sistem ve uygulama yükleme sürelerini de oldukça kısaltıyor. Son olarak da kasamız tabii ki. XPG Valor Air RGB Black kasa, şık tasarımı ve entegre 650 W 80 artı bronz güç kaynağı ile hem görsel bir zevk sunuyor hem de güçlü bir enerji çözümü sağlıyor. RGB aydınlatması da kişiselleştirebilir bir görsel deneyim sunuyor. Gaming GenTR güvencesiyle her yeni oyunu çok rahat oynayabileceğiniz bir bilgisayar hazırlamış olduk size. Sistem hakkında daha fazla bilgi ve satın alma seçenekleri için hem açıklamadaki hem de sabit yorumdaki linki inceleyebilirsiniz. Hadi şimdi spoilerli incelemeye geçelim de filmle ilgili negatif ne düşünüyorum onları bir söyleyeyim. Spoilerlı kısım koymayacaktım normalde ama hafif takıldığım konuları da anlatmak istedim. Şimdi oldu bittiye gelen olaylardan birisi Paul'un bir anda yola çıkıp güneye doğru gidip Mesih'e dönüşmesi. Yani ölüp dirilme kısmı. 5 dakika önce bütün ekip ne yapsak diye konuşuyorlardı. Adam hemen bir anda öldü, dirildi, güneye gitti, peygamber oldu. Ya işte dediğim gibi uyarlama olunca olabiliyor böyle şeyler ama birazcık da takıldım ya. Beni en çok üzen kısım ise son savaş oldu. Biraz daha epik bir şey bekliyordum ben. Aslında çok da büyük başladı. Sonra bir anda döndü gitti ya. Finaldeki 1v1'den bahsetmiyorum bu arada. Orası bence bayağı sağlam. Ondan önceki savaşı diyorum ben. Son saniye tek kelimeyle bayıldım ya. Paul'un herkese ayar vermesini izlemek çok iyiydi. Bene Gesserit neneye sessiz ol diyerek senin olduğun şeyim ve ben daha iyiyim dedi ya resmen böyle. Bizzat demiyor da hani onu ima ediyor. İşte Fade kuzen diye hitap edip sonra birebir de yeniyor, öldürüyor. Atreides yüzüğü takılı zaten ve Fremen gibi takılıyor. İmparatoru kızınla evleneceğim ve biz yöneteceğiz dedi, bir de elini öptürdü. Kapanış için bence harika bir seçim. Dövüş basit kaçtı diyenler olmuş ama bilmiyorum, izlerken ben hiç öyle düşünmedim. Sonda da Marvel Spider-Man oyundaki gibi bir tarzda galip gelmesi de benim hoşuma gitti. Tabi yine tam bir finali yok ama ilki kadar tak diye de bitmiyor. Rebecca annem kutsal savaş geliyor diyor ve öyle bitiyor. Benim kitapları acil okumam lazım. Bekleyemem yeni filmi. Son olarak şöyle de bilgi geçeyim. 2025 Oscar'larında en iyi film adayı olma olasılığı çok yüksek Dune 2'nin. Eğer olursa Godfather ve Lord of the Rings serilerinden sonra tüm filmleri en iyi film adaylığı alma şansı olan ilk üçleme olacak Dune. Bence bu unvanı Spider-Verse hak ediyor ama işte animasyonlar maalesef ciddiye alınmıyor. İncelemeyi bitirmeden şu ön gösterim dramasına da bir değinmek istiyorum. Çünkü daha önceki haber videomda konuşmuştum kısa. Ondan sonra olaylar iyice bir alevlendi. Ben de bir yorum yapmak istiyorum. İnsanlar ön gösterime çağrılan TikTokçu Avla'yı şöyle çok savundular. E işte zaten kitle önemli, reklam yapmak için yapıyor şirketler. Doğru. Zaten ben buna hiçbir itiraz etmiyorum. Benim söylemeye çalıştığım şey şu arkadaşlar. İnceleme yapması için çağrılan basın sabah çağrılıyor. Bunlar akşam çağrılanlar. Yani genellikle işte influencer tayfa. Okey. Çağır istediğin gibi. Birincisi büyük kitleye hitap etmek. Yani hani pek de öyle değil ama neyse. İkincisi zaten seni de çağırsınlar. Çağrılması gereken insanları da çağırsınlar. Benim burada savunduğum bu. Tabii ki de bu konularla hiç alakası olmasa da çok büyük kitlesi olan insanları çağıracaklar. Reklam yapıyorlar çünkü. Millet şeyi çok savundu çünkü. Ya abi işte reklam yapacaklar. Tabii ki de kitlesi büyük insanları çağıracaklar. Tamam, dediğim gibi çağırın. Hak edenleri de çağırın o zaman. Yani sonuç olarak bu sinemadır arkadaş. İzleyin, izletin. Sonra bir daha izleyin, bir daha izletin.